Van Hoydonuk Fenerbahçe'nin ligde yapabileceklerini böyle yorumladı. Tozunu atarız. Lan oğlum, yeni kurumuzu kurdele takmış ilkokul çocukları gibi heceleyip durma şunu ya. Bari içinden oku. Ne kızıyorsun baba ya? Yani şu sofrada futbol olsun, Fenerbahçe haberleri olsun. Bir şeyler okumak isteyen başka aile bireyleri de var. Bu bir ihtiyaç yani. Akşam bütün spor haberlerinin alayını izledin ya. Yok tartışmalı pozisyonlar, yok galibiyet sevinci, yok hakem hataları, yok beraberlik kararsızlığı, yok mağlubiyet üzüntüsü. Daha ne seyredeceğim be? Şşt! Sabah sabah Türk futbolunu masaya yatırıp durmayın. Hadi bak, geldin. Ahanda sahanda sucuk. Vallahi seni tebrik ediyorum anne. Ailemize sucuk bulup pişirmekte az daha geç kalsaydın, o televizyondaki sucuk reklamları yüzünden kışkırıp şişini bölecektim vallahi. Bu öyle reklam öz denetim sucuğuna benzemez Samim. Sinop'tan şetaret alan yolladı oğlum. Ev sucuğu böyle pamuk gibi. Sıdıka, çabuk kız gel hadi. Sucuğu soğuyor. Ya anne, senin gözün bozuluyor galiba ya. Hani bir doktora görün istiyorsa. Aa, o ne biçim laf öyle Samim? Gayet net görüyorum ben her şeyi. Dijital yayın gibi vallahi. Lütfen alıcılarımla oynamayınız. Fakat Sıdıka'nınki çok büyük bir sucuk. Yani bu kız kardeşimin sağlığı açısından zararlı değil mi ya? Samim sen karışma. Hay bu seferlik öyle icap etti çocuğum. Ne bu seferliği ya? Yıllardır 4 kişilik ailemizin mutfak masrafını maşallah Sıdıka Hanım tek başına götürüyor. O artık senin küçük kızın değil anneciğim. O bir fil. Bırak da şu sucuğu ben yiyeyim ya. Ninja Bünye'nin daha çok ihtiyacı var ama böyle şeylere. Şu bize verilen sucuğa bak. Kahvaltı değil, karınca tayını sanki. Aa, oğlum böcek yemi denmez nimeti. Allah Allah. Tabii. Günümüz Türkiye'sinde bir tekme kaç kaloriye atılıyor minimum. Senin umurunda değil ki. Vallahi değiştiriyorum ben bu sucukları. Olmaz evladım öyle şey. Olmaz Samim. Herkesin rızkı, nimeti kendi önüne olur. Hı. Al bak ben sana çift sarılı bir yumurta vereyim. Hadi tosunum benim. Hadi, hadi. Teessüf ediyorum anne ya. Ya utanma sen. Bir çocuk gibi sürpriz yumurtayla kandırmaya çalışacağım beni. Yemiyorum yumurtanızı da sucuğunuzu da. Hepsi sizin olsun ya. Oğlum küsülür mü lan bir sucuk için sofraya? Al, al, al benimkini ya al. İstemiyorum kimsenin sucuğunu falan. Koskoca genç bir insan olduk. Hala sofrada al. Azar işitiyoruz be. Ben yerim sucuğumu da ekmeğimi de dışarıda. Ayıp bir şey ya. Aman hadi. Ya sen de verseydin kızın şeysini çocuğa, sucuk mu yok evde? Ama onu yemesi lazım Zekeriya. Hı. Niye? Gıda tüzüğünde büyük parçayı kız çocukları yer diye bir madde mi var? Aman canım o sucuğu okuttuk biz efendi hazretlerine. Kızın kısmeti açılsın diye üflettik birazcık ya. Ya saçmalama Safiye. Üfürüklenmiş sucuk mu olurmuş ya? Canım efendi hazretleri bizzat kendi üfledi sucuğu kızın kısmeti açılsın diye. Tez zamanda mürüvvetini göreceğiz inşallah Zekeriya. Ya hala böyle üfürükle, batıl inançlarla efendi hazretleriyle falan uğraşıyorsunuz değil mi? Ya bırakın bu saçmalıkları ya. Bırakın Allah aşkına. Neymiş efendim karı sucuk üfletmişmiş. Bak boş yere çocuğun da kalbini kırdık. Aman o da yeseydi kendi kısmetini. Allah Allah. Hem onunkini de başka türlü okutmuştum ya. Ne yani şimdi masadaki bütün sucuklar okunmuş mu? Doğru söyle kız. Ulan kesin benimkini de okutmuşsundur sen ha. Yemem o zaman ben. Nerede kaldın sen Sıdıka? Sucuğun buz gibi oldu. Hadi yut şunu. Ya ben bu sucuğu yiyemem. Ne? Et yemeye bir müddet ara verip vejetaryenliği deneme kararı aldım. Ne o kız öyle deterjan adı gibi ha? Vejedöt. Bak, hı. Eğer sen rejim yapıyorsan da entelliğin zedelenir diye böyle korkuyorsan hiç merak etme bak. Hı. Kimseye söylemem. Biliyorum sen rejim karşıtısın yavrum. Hadi şunu yut. Çabuk yana yut, bitir. Hadi Sıdıka. Zekeriya, kızın istikbali mevzu bahis. Şurada bir iki cif laf da sen etsene baba olarak. Yavrucuğum, hı. Rejimin sırası değil. Değil. Bak, yüzün kaşık kadar kaldı, kaşık. Zaten zafiyet geçiriyorsun sen. Kemiklerin sayılıyor dışarıdan yavrum. Hı? Daha fazlasını yapamam Safiye. Ya vallahi rejim değil anne ya. Bak vejetaryen olunca böyle et yerine bitkisel ağırlıklı besleniyorsun. Yani sebze meyve senin anlayacağın.
Çocuğum sen bugünlük iyi ver işte, dökülmesin. Bak günahtır nimet. Ben sonra sana ot yolarım bahçeden, pişiririm. Hadi canım benim, hadi kızım benim, hadi ye. Ya vallahi yemem anne ya, sonra çok pişman oluyorum. Hem niye dökülsün ki bu kadar şey? Allah Allah, abim gibi bir öğütücü varken bu evde. Ver alayını yer. Abi, gel gel, sucuk katliamı var. Gönüllü öğütücü aranıyor. Senin sadakana kalmadık. Hani lejo yer mi ne olduydun sen? Yemedin hani o sucukları. Hapur hapur götürüyorsun bu otları şimdi. Ne lejyoneri anne ya? Vejeteryan oldum ben, vejeteryan. Ama? Yani ben artık et değil ot yiyorum. Böylesi daha sağlıklıymış. Hem o yediğiniz sucuğun, kangalın bir tanesinde eşek yüküyle kalori varmış. Kızım eskiden de o eşekten sucuk yapmak falan. Ay bizimkisi mis gibi sucuk sıdık ama böyle yerken insan ağzında dağılıyor. Mmm bak. Ay tükürük bezlerim şey etti. Getireyim bir parça ha. Şu kadarcık böyle ikimiz de yeriz şimdi. Ay bırak bu vejetarkanlığı falan Sıdık'a. Hayda kadın da sucukla bozdu. Yemeyeceğim diyorum anne, marul yiyorum şurada. Kızım kadın dediğin azıcık böyle eti butu yerinde olur. Bırak böyle kilo miloyu falan. Allah Allah ye gitsin yavrucuğum, ye gitsin. Aa bak sucuğu yemezsen arkandan hüngür hüngür ağlar Sıdık'a. Ya hadi. Allah cezanı versin sakar şey. Ya hoş geldin Gonca'cığım. Safiye'cim bunu senin takıverdin sonra. Tamam, bizim ya. Arzu kapının zilini çalıyordu da kız ocakta da yemeğim vardı. Ama ziyanı yok tamam, sinirlenme. Sen de bir daha zile dokunma öyle, kapıya tak tak vurursun biter. Aman Safiye kapıya vur falan deme, o daha kötü. Ayol bunun yapmadığı şey değil mi? Allah kapıyı böyle yerinden kaldırıverir. Öğretme şuna. Tamam canım. Hadi biz genç odasına gidiyoruz anne. Oldu, biz de emekliler lokalinde oturuyoruz. Terbiyesiz. Sanki biz 100 yaşındayız. Genç odasına gidiyorlarmışmış. Hadi, hadi. Ay, uyuma sen şuna. Uyuma, dün gece bir rüya gördüm. Yedi mi kız? Yok kız, nerede, inatlaştı. Et yemiyorum diye tutturdu. Ay sabahtan akşama otluyor. Ah, benimki şup diye yedi. Kızım dedim, sana sucuk pişirdim dedim. Ekmeksiz falan yuttu. Ama hiçbir işe yaramadı. Hepten sakarlaştı. Baksana ya, kapının zilini bile kopardı. Kız hemen işe yaramaz öyle. Efendi Hazretleri ne dedi? Üstünden 3 dolunay vakti geçecekmiş. Ay ondan sonra ne sakarlık kalır Gonca Gül ne de bir şey. Hadi hayırlısı. Allah'tan umut kesilmez. Ay bir de benimkisi yutsaydı Gonca Gül ha. Ay tutturdu. Et yemeyeceğim, et yemeyeceğim diye. Gerzek. Bana bak. Rejisör mü ne olmuş bizimki? Ay onlar hiç et yemiyormuş. Böyle devamlı otla besleniyorlarmış. Kız bilseydim bitkili sucuk falan okuturdum hoca efendi. Ay öyle söyleme kız. Hoca efendinin nefesi çok kuvvetli. Boşuna 15 kangal sucuk istemedi. Hoş. Geriye kalanını kendine üfler herhal. Ben. Hı. Bir de suç ortağım. Hı. Böyle siyahlar içindeyiz Sıdık'a. Şu meşhur 146 kıratlık regin elmasını çalmak için sessiz sessiz müzeye doğru giriyoruz. Nasıl yani? Elinizi kolunuzu sallaya sallaya mı? Ay ilk kez bir rüyamı dinliyormuş gibi yapıyorsun Sıdık'a, olur mu öyle şey? Ay tamam tamam. Aynen. Kızın ötesi alarmlara yakalanmamak için sürüne sürüne ilerliyorum. Karşımda elmas. Elması böyle kaldırıyorum. Tepemizden lazerler geçiyor. Geçiyor geçiyor. Hassas bir şekilde lazer korumalıklara dokunmadan elması yerinden kaldırıyorum. 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 İşte tam o anda alarm çalıyor ve uyanıyorum. Meğer uyandığım şey dışarıdan gelen oto alarmının sesiymiş. Kız sen de hep böyle hassas rüyalar görüyorsun ha. Tabii ben sakar biri değilim ki. Böyle rüyalar görmem çok doğal. Hatta bir keresinde rüyamda bozulan uçağı indirdim. Bomba imha ekibinde çalıştım. İleriki bölümlerde de minareye tırmanıp mahya asacağım. Hadi bakalım, göreceğiz artık. Bir çay demleyeyim mi, içer miyiz? Hatta cam bardak da getireceğim sana. Çünkü sakar biri olmadığına inanıyorum. Ay kız Sıdık'a, çay dedin de benim karnım aç. Sabah beri hiçbir şey yemedim.
Mutfaktan peynir ekmek bir şeyler getirsene. Hayrola Arzum, bu saatte aç olduğuna göre rejimde falan mısın acaba? Ay ne rejimi kız? Annem 3 gündür kahvaltıda bana sucuk yedirmeye çalışıyor. Ama ben yiyormuş gibi yapıp kediye veriyorum. Annemler ortaklaşa mahalle tabalotu falan mı çıkarmaya başladılar acaba? Bizde de vardı bu sabah sucuk. Şaka maka bu sucuk reklamları bayağı insanların kafasına giriyor hakikaten. Yok kız, okunmuş o sucuklar. Sana kısmet açmak için, bana da sakarlığım gitsin diye. Gerçi ben sakar biri değilim ama... Of ya, yine mi? Kuşkulanmıştım zaten. Ya eşek kadar kız oldum, hala aynı şey. Hoca tarafından okunmuş bebe bisküvisi yiyerek büyüyen tek çocuk benimdir herhalde. Aynen Sıdıka. Ama bu sefer yaptıkları insafsızlık. İnsan sucuğa kadar okutacak başka bir şey bulamaz mı? Aa, o da bir şey mi? Annem bir keresinde tam 2 kilo Roma dondurması okutmuştu hocaya. Hem de çikolatalı. Ay anlatıp durma Sıdıka ya. Dondurma sucuk derken hepten iştahım kabardı. Hadi git mutfaktan bir şeyler getir de yiyelim. Ay, tamam. Şey, yok sen sakar değilsin, o tamamen ben şeydir. Sıdıka. Yavrum bütün gün odandan çıkmadın güzelim ha. Karnın acıkmıştır. Bak sana sucuk getirdim. Biliyorum ben o sucuğu. Yiyeceğiz artık. Hadi oraya bırak. Yiyeceksin değil mi bir tane? Yiyeceğim de özendirici olmasın diye çocukların yatmasını bekliyorum. Ama onlar da her gördüklerini istiyorlar. Allah Allah. Ay iyice manyak oldular ha. Aç bakayım ağzını sen. Anne yiyeceğim dedim ya, niye ısrar ediyorsun ki? Aa, kim ısrar ediyor, ben mi? Hadi anne, hadi anne. Çekil git, olur mu? Tamam canım. Gidiyorum. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu vejetörlük şeysi midir nedir? Ay seni iyice asabi yaptı Sıdıka. Ay şu sucuktan yersen yavrum, ruhuna da iyi gelir bir tane canım. Hadi bir tane. Tamam mı? Gidiyorum. Gidecektin değil mi? Sıcık. Hadi yap bakayım sıcık. Ah kara kaşlı değil. Canım. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Beni kırdığın gibi kalbini kıracağım. Beni dinlemedin ya, sen de duymayacağım. Sıdıka! Ay ne o kız, afyon popayı kuş gibi böyle böyle deli mi dürttü öyle bak. Ay anne bilmiyorum, bilmiyorum. Böyle aniden içime bir ferahlık, böyle bir coşku geldi. Ay kanım kaynıyor vallahi. Ay kaynasın çocuğum, kanı kaynasın. Oo zaten bir değişiklik oldu her halinden belli. Yavrum benim. Ay yavrum saçları da pek güzel olmuş kızımın benim. Ay bana bak Sıdıka. Ne oldu çocuğum, mahallede düğün dernek falan bir şey mi var ha? Yok ama olsun istiyorum. Ay iste yavrum iste ha. Ay sen böyle istedikçe düğün dernek koca çocuk çombalak. Cenab-ı Allah hepsini verir sana inşallah. Ama yavrucuğum böyle fazla açılıp saçılma ha. Yani babacığın böyle seni görürse hani bu evden 1 nikah 4 cenaze çıkar alimallah. Anne ben düşündüm de benim evlenip çocuk sahibi olma yaşım geldi artık. Tabii yavrucuğum, neden olmasın ha? Ay şükür olsun sana da. İyi de böyle oturduğum yerde olmaz ki. Yani böyle evdeyken beni kim bulacak da kim alacak? Anlıyorum tabii Sıdıkacığım ama yani. Benim böyle bazı ortamlara girip çıkmam, açılmam, koca adaylarıyla bizzat tanışmam gerek. Sıdıka. Ben modern kafalı bir anneyim ama İyi de anne, böyle bir tek bakkala gitmek için dışarı çıkarsam ancak çevre esnaftan bir koca bulabilirim kendime. Düşünsene iş gücü sahibi insanlar bir tek sabah 9 akşam 5 dışarıda oluyorlar. Nasıl yani? Biz şimdi seni bir işe mi koyalım demek istiyorsun Sıdıka ha? Ay yok da yani hayırlı bir kısmetle tanışmak için böyle kafedir, bardır bir takım ortamlara girmek lazım diyorum. Aa olmaz ama Sıdıka, biz seni bunca sene temiz aile kızı olarak yetiştirdik evladım. Öyle kafe bar falan deme bana. İlle de böyle bir insan içine çıkacağım diyorsan çocuğum, elektrik faturasını vereyim git onu yatır. Böylece bir ortama girmiş olursun. Yani elektrik idaresi de tabii kendi içinde bir ortamdır ama. Kızım nasip kısmetse orada da bir memur, ne bileyim böyle bir daire başkanı falan hani bulabilir insan değil mi? Hah, al işte, al bunu yatır. Ay ben seni kendi elimle başka hiçbir ortama yollayamam Sıdıka, anlıyor musun beni? Hani en fazla bir telefon faturası veririm, bir de gider onu yatırırsın. Öyle olsun bari.
Ortam ortamdır. Ay, gitmişken kablolu TV'ye de başvurayım mı anne? Allah canını almasın seni. Seni. Bir günde 3 ortam ha? Çabuk git hadi, çabuk koş git. Şeyinin etkisindeyken kızım. Neyin etkisi anne? Bir şeyinin değil çocuğum, böyle hani havasına girmişken demek istedim. Yani havan inmesin diye söylüyorum. Ay inmez inmez. Böyle içimden geliyor. Vallahi yerimde duramıyorum. Ah, ah. Durma evladım, koş git, çabuk git. Allah hayırlısı da versin yavrum benim. Ah yüce Rabbim. Ah. Nasıl baba? Beğendin mi kavurmalı kaymakam pilavını? Tarifini kendi kafamdan şey ettim. Olmuş mu? Eline sağlık kızım, çok güzel olmuş. Yani kaç gündür sucuk yemekten içimiz dışımız sucuk olduydı ya. Aman canım, kime çekmiş anasının kızı. Bu kaymaklı revaniyi de annemin desteğiyle şey ettim. Ama inşallah pek yakında onu da tek başıma yapacağım. Hmm. Alayım anneciğim. Elen terefişken gözleri şiş. Baba yemek kitabı falan yazacaktın da onun için araştırma yapıyordur bu. Yoksa bunun bu halleri hiç iyi değil. Aman canım, ne kitabı. Kitabı karın doyurduğu nerede görülmüş? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ben ondan şey ettim yani. Sıdıkacığım ellerine sağlık, fakat şu sıralardaki durumunu pek iyi görmüyorum. Yani özellikle bugünkü halin bir tuhaftı. Yani bu mevzuyu aile meclisinin huzurunda açmak zorundayım. Aman ne var abi, öyle biraz şey etmiştim. Makyaj, bakım falan yani. Karışma bakayım sen kıza. Ben gönderdim. Kötü bir yere de gitmedi canım. Allah Allah. Hem saçını başını benim karşımda bizzat yaptı. İyi de anne yani. Aa Samim. Ay ne oluyor böyle sana? Artık bütün kızlar böyle oğlum. Hı? Nasıl yani bütün kızlar öyle anne? Hı? Öyle dedim. Öyle dediysen ben öyledir. Fazla konuşma. Hem burada annesiyle babası dururken sana laf düşmez. Öyle değil mi Zekeriya? Düşmedi zaten. Kahvelerimiz geldi. İşte şimdi oldu. Maşallah. Yavrum annesinin güzel kızı. Gelinlik olmuş da annesine babasına kahve yaparmış. Sen bitir, ben daha sana fal da bakacağım anneciğim. Sen fal bakmak falan da mı biliyorsun Sıdıka? Ha? Bilimsel mi bari bu enter falı? Aman ne bilimi. Gördüğümüzü söylüyoruz işte. Bazen çıkıyor ama. E demişler, fala inanma, falsız kalma. Kurban oldum ya. Ay ev kadınlarının geyini meyini her bir şeyini sökmüş bu. Ay anne üzerimde bir hafiflik var, bir hafiflik var sorma. Böyle içimden çeyizler düzmek, örgüler örmek, turşular korumak geliyor. Ya bu kız var ya, bugün elektrik idaresinde yüksek gerilim hattının altında kalıp çarpılmadıysa ben de ninja değilim. Safiye. Bak kız kalk. İçeriden bir tıkırtılar geliyor, bu fare mare değil ha. Ha. Ay o Sıdıka be. Ha? Ay tutturdu, gece yarısı dikiş dikeceğim. Ne dikişi lan bu gece gece? Vampirlere kostüm mü dikiyor bu karı? Ay Zekeriya. Bu kıza bir haller oldu anacığım. Bana bak, biz bu sucuğun dozunu fazla kaçırdık. Zekeriya. Aman be, aman bu sucuktan yani ha. Utanmadan bugün bir de dükkana göndermişsin. Aa! He. Aa, yok canım. Ay ben onu yoğurtlu bakla falan diye gönderdim. Ay tencereler karıştı zaten. Ya ya ne demezsin, tencereler karıştı. Yemedim lan işte, çaycıya verdim. Kızım yemedin mi? He. Allah cezanı vermesin senin Zekeriya. Ben onu senin işlerin açılsın diye okuttuydum lan. Kötü bir şey yoktu ki onda. Kiralık bir katil olsaydım işlerim açılırdı. Alayınızı tepelerdim. Hadi yat sıbar yat. Ben gidip şu deli kızına bakacağım. Kızım, ne yapıyorsun sen böyle gece vakti? Ay döbiyes baba, yarın günüm var da ona hazırlanıyorum. Bir de sana kışlık kazak başladım. Modelini seversen devam edeceğim, bir ölçünü alabilir miyim? Tamam hadi git git yat. Bu gecelik bu kadar yeter, sabah alırsın ölçüyü falan. Ay yetmez baba, yetmez. Yıllarca ömrümü boşuna çürütmüşüm. Ay içimde bir coşku, bir delilik. Böyle bir an evvel evlenip 24 saat kocama ve çocuklarıma hizmet edeyim istiyorum. Tamam yavrum, tamam. Olur, o da olur da
Yalnız böyle deli dürtmüş gibi aniden olmaz bu işler. Hadi yat da gece gece beni evlat katili etme. Ay öyle deme baba, o kadar çok eksiğim var ki. Ay boşuna dememişler yuvayı dişi kuş yapar diye. Allah nasip ederse kuracağım yuvamı. Yat dedim lan, yat. Sabah kurarsın yuvanı muvanı. Eline sağlık müdirem, çok güzel olmuş. Ben bir parça daha kek alabilirim. Tabii tabii, buyurun. Kek! Çok kek! Hadi Arzumcuğum, sen de bir tane daha. Vallahi kendim yaptım diye söylemiyorum. Pek leziz olmuş bu kek. Ama şey, benim tabağım yok ki, kayboldu. Ama elin içinde bir yerlerde, değil mi? Kırılacak hali yok ya. Tabii tabii. Sıdıka, nereden çıktı bugün işi hiç anlamıyorum. Hayır, annenin zoruyla mı yapıyorsun? Yoksa hür iradenle mi? Kavrayamadım yani. Halbuki kendin ol. Yüreğinin götürdüğü yere git. Aman yok canım. Ben istedim böyle olmasını. İçimdeki sesi dinliyorum. Hayır, ben de gün havasında bir parti yapmak istiyorum ama... hani böyle haremlik selamlık değil. Şöyle otantik ortamda çılgın parti. Parti yapmak emek ister Sıdıka. Komşucuğum, buyur. Ay canım, ah sağ olasın, sağ olasın. Ay ay, aman. Kızın ilk günü karışmayalım dedik. Gerçi pek geleni gideni olmadı ama olsun. Canım, o da kendine yeni yeni bir muhit edinecek değil mi? Birinci günü 3 kişi, ikincisinde 13 kişi gelir. Ay bak, görüyor musun? Şekerim. Bir sucuğun marifetlerini. Yılların entelini bile dize getirdi ayol. Ay ne de güzel hazırlamış böyle kekleri, börekleri. Aman aman aman, ne hazırlık ne hazırlık. Sabaha kadar uyumadı Gonca Gül. Ay kendine kıyafetler dikti, ortalığı sildi süpürdü. Elmalı turtalar yaptı. Ay buzlu çay bile yaptı. Ben sana demedim mi efendi hazretlerinin nefesi çok kuvvetli diye. Aman kıza yedirdim de bizim herife yediremedim. Ay bir de tutmuş sucuğu çaycıya vermiş, salak şey. Ay bunlara iyilik de yaramıyor anacığım. Nankör şeyler. İnanmayacaksın ama dün gece Kerem'le yemek yedik. Sadece elini tutabildim. Aşk dedim, emek ister dedim. Kır göğsüne bastırırken dedim. Cümlelerimle başını döndürdüm. Ama pek bir şey olmadı. Olmasına da imkan yok Cazgır müdirem. O çocuk sana göre biri değil. Ah, elin deli karısına bak. Sana ne be? Bana ilgi duymayacak çocuğun alnını karışlarım ben. O başka bir çocuk, başka. Senin dişin kesmez onu. Sen nereden biliyorsun? Ay başka diyorum sana. Başka tabii. Her genç kızın rüyasını süsleyen bir erkek o. Ha hayt, rüyası çıktı çocuk. Dur ben şunun üstünde daha sıkı çalışayım. Sıdıka, yoksa senin de mi rüyalarını süslüyor bu çocuk? Ay ne rüyası, ben uyumuyorum ki. Sabahlara kadar ev işi yapma arzusuyla doluyum. Uykum yok, çeyiz var, kek var. Ay ziyanı yok arzum, ver onları bana. Çaydanlığın içine atarız, koyar koyar içeriz, ver. Ama bunları bulduğumda dolaşıktı zaten. Kaçıyoruz anne. Bir takım özel işlerimiz var. Ne özel işleri kız? Allah Allah. Ay bununla ancak genel şeyler olur. Nereye gidiliyor bakayım? Ha? Aman anne. Şöyle bir bakalım, taksitle kapkacak falan alalım diyoruz. Malum benim çeyiz mutfak eşyası bakımından tam fakir kuru bakır. Ay Ezgi Su nereden anlar kapkacak mutfak çeyizi falan ha? Ay o daha mutfak robotuyla ekmek tahtasını birbirinden ayıramaz. Ay öyle deme anne. Hem Ezgi Su'nun çevresi var. Beni Layla ve Reyna Eşrafı'yla da tanıştıracak. Kızım, kılavuzu karga gibi bir şey bu cadaloz karı. Ay insanı ev kızından çıkartıp kurye kız yapar alimallah. Aşk olsun Safiye teyze. Tamam, biraz ayrıksı yapım olabilir ama mafyaya kurye kızlık yapacak yaratılışta da değilim. Ay rica edeceğim anne. İçimden gelen coşkuyu biliyorsun. Vallahi bu saatten sonra eve hapsolamam. Deliririm. Ah! Yavrucuğum, ay bir defalık izin verdik Sıdıkam. Ama bu yellozla oraya buraya kaçıp durursan ay baban ikimiz de kıtır kıtır doğrar vallahi. Sıdıkam niye böyle yapıyorsun yavrum ha?
Yediği bir şey dokunmuş olmasın Safiye teyze? O zaman çıkmayayım ben dışarı. Peki koca adayları eve gelsin. Hatta böyle bir yarışma düzenleyelim. Eve? Böyle mayolu çocuklar önümde defile yapsın. Ben de seçeyim ha? Kız sen ne diyorsun öyle Sıdıka ha? Baban hepimizi birden evle birlikte cayır 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 yakar anlı olsun ha? Aman ona yakar, buna doğrar. Hayırlısıyla bir evime çıksam da kendi kocamın cinnetine kurban gitsem. Ay tövbe. Ben sana diyorum Safiye teyze, buna yediği bir şey falan dokunmuş olmasın. Ama böyle baskı yapmayın, daha kötü olur. Siz onu bana emanet edin, gerisini merak etmeyin. Bana bak, sen önce kendi orana burana mukayyet ol, sonra başkasınınkini emanet al. Öyle deme Safiye teyze, böyle üstüne gidip kapattıkça daha fena olur. Bazen bana da oluyor. Kız nasıl yani daha kötü olur ha? Ne bileyim, böyle bir kere özgürlüğü tadınca insanın içi durmuyor. Ay, için dışına çıksın senin. Duvarlar üstüme geliyor. Canım bir asilik yapmak istiyor. Ay akılsız kafam, akılsız Safiye. Kızı kendi ellerimle ne hallere düşürdüm ya Rabbim. Ay hadi Ezgi'so gidelim. Dayanamayacağım, duvarlar üstüme geliyor. Tabuları devireceğim. El cezimle kendi kocama bulup yuvamı yapacağım. Canım yavrum benim, tamam. Hadi gidin gezin, güzel güzel oldu mu yavrucuğum benim, ama fazla uzağa gitmeyin ha. Bak anne. Ay güle güle, hadi uzaklaşmayın. Allah kahretsin seni Safiye, aptal gerizekalı Safiye. Gideyim de şunları takip edeyim. Ay izini kaybettirdi bana kaltak. Ben de seni arıyordum Safiye. O senin sucuk vardı ya hani, ondan kaldı mı biraz? Ay sus. Ay sus o sucuğun, Allah belasını versin. Nimete bela okudum ya Rabbim, bana günah yazma. Öyle deme Safiye. O sucuk var ya, o sucuk çaycının işine yaramış. Adama bereket yağıyormuş. Ama ona bereket yağmış da bize bela yağdı. Kız delirdi. Ters de etti sucuğun büyüsü. Ay yerinde duramıyor. Ezgi'si karısıyla birlikte koca bulacağım diye çıkıp gittiler ayol. Ne diyorsun sen kadın? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ay oturmuş kuzu kuzu gününü yapıyordu. Baktım Ezgi'siyle birlikte takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Ha gidiyorlar. Dedim ki kızım bak, baban döver dedim. Ay dinlemedi. Kızım baban söver dedim. Gene dinlemedi Zekeriya. Bak terbiyesiz. Peşlerine düştüm ama köşeyi dönerken izlerini kaybettim anacığım. Ben de doğruca dükkana geldim. Gördün mü bak yaptığını? Kızın kısmetini açayım derken ardamarını çatlattın. Al şimdi başına belayı. Ay sen de üstüme gelme Zekeriya'm ya. Ne bileyim böyle olacağını. Hanım yemek yapıp çeyizini düzüyordu. Aniden öyle azıp eş isterim, koca isterim diye. Zahir içi kabardı kızın işte. Söz ver Zekeriya. Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Fazla üstüne gidilirse kaçırırmış bu sefer de. Ya? Allah Allah ya. Ya fena kadın olacağına deli olsun. Evde bağlar oturturuz. Hani haberlerde falan izliyoruz ya, zincire vurulmuş deli kızlar. Biz de öyle bir şey yaparız ona. Anne, ha. Hadi sen geçenlerde bir sucuk yaptıydın ya. Hı. Canım ondan bir çekti sorma. Toplatıldı o sucuklar Sıtıkam ya. Zehirli miymiş, kanserli miymiş, neymiş? Aman zehirli mehirli yerdik işte. Şöyle ekmek arasında cızır cızır, oh. Yavrum öyle deme bak, o sucuk yüzünden neler geldi başımıza. Ay bütün gün seni sokaklarda aradık durduk Sıtıkam benim. Saçma saçma konuşma anneciğim. Niye? Sucukla beni aramanızın ne alakası var şimdi? Kim buldun? Sence bu nedir? Bak evladım. Anan özetle şunu söylemeye çalışıyor. Ha. Yani tabii ki biz hayırlı bir kısmet bularak senin telli duvaklı evlenmeni isteriz. Aha. Ama bu şekli şemal ile olmasını arzu etmeyiz yavrucuğum. Evet. Ne varmış şeklimde şemalimde baba? Örneğin mesela... Bugün o Ezgüsü denen salak kızla İstanbul'un bütün sokaklarında dolaşman hiç hoş bir durum değil yani. Aman canım ne var, Ezgüsüyle biraz dolaştık sonra ayrıldık zaten. Ne? Bir de tek başına mı dolaştın? Evet tek başıma dolaştım, ne var ki? Allah Allah, siz zaten Ezgüsü'yü sevmiyorsunuz. Canım hoppa kız falan ama sokaklarda tek başına dolaşmandan iyidir. O bir saka baba.
Saka ailesinin soyadını taşıyan bir kız öyle sokaklarda tek başına dolaşamaz. Ay, tek başıma dolaştım ama etraf koca adayı kaynıyordu. Ay, servis otobüsü dolusu yakışıklılar, memurlar, amirler, kısım şefleri, vasıfsız işçiler. Sıdıkı kızım bak, koca denilen müessese öyle bulunmaz. Burada kısmetten söz ediyoruz. Yani sokaklara düşerek öyle servis yolunda koca bekleyerek bulunmaz bu işler. Abazan Allah, cinayetle sonuçlanır vallahi. Ama baba, dış dünyayla tanışıp kaynaşmadan nasıl bulacağım eşimi ben? Gerçi ben anneme dedim, damat adaylarını eve çağıralım, şöyle önümde mayolu bir biçim. Hadi bakalım, bak armut diye güzel kızım benim. Ya, dur yavrum. Baba, aile meclisi bir önemli karar alırsa yani üstüme düşeni yaparım. Bana bak, sen sus bakayım, sokma o koca burnunu bu işe. Zekeriya, sen de unutma. Varmayacağız üstüne. Hadi kızım benim, sen de git çeyizini odanda büyütürsün. Hadi yavrum benim, hadi kalk. Ay, tabii büyüteceğim anne. Bu gece saat 3'e kadar planlar kurdum. Daha yapmam gereken yüzlerce el işi var. Hiç durmayacağım. Kocaları böyle bir mıknatıs gibi kendime çekmek istiyorum. Size onlarca torun vereceğim. 40 bin çocuk çorabı yıkamak istiyorum. Aa. Ya Rabbi, ne sucukmuş ya. Ne hallere düşürdü bizi be. Aman Zekeriya, gözünü seveyim, öfkelenme ha. Ay, daha da kötüsü, heroinman olur kız. Baba, istemeyerek tekrar ediyorum ama aile meclisinin bu konuda bir kararı olursa üstüme düşeni yaparım ha. Gerzek. Salak, biz kızımızı severiz, böyle bir şey için kan dökülmez bu evde. Fakat baba, töre. Ne töresi lan, ne töresi ha salak. Şimşire bak, töreymiş. Ulan senin tören mi var ha? Şimdi olan hırsımı da senden alırım ha. Ama öyle deme baba ya. Ninjalıkta da yeri vardır bunun. Üstelik kardeşimin bu utançla harakiri falan yapması bile lazım yani. Ne harakirisi oğlum? Ay, kardeşin keçileri kaçırdı, biraz o kadar işte. Ya Safiye, şu efendi hazretlerine götürsek şu kızı tersine okusa düzelir mi ki? Yok anacığım, ben bugün gittim adama. O kapı duvar, koskoca bir mühür koymuşlar kapıya. Heh, al işte, al. Ben anlamıştım onun sahtekar olduğunu. Sahtekar. Bizim çaycı da işleri tam düzelttim derken dükkanında tüp patladı. Ya. Ya. Aa. İyi akşamlar soka ailesi. Aman iyi akşamlar çocuğum. Bulacağız sana o sucuktan. Hadi sen git yat. Ay kız, ne yaptın sen kendine böyle ha? Hiçbir şey yapmadım. Bir taraftan kapının oradan sizi dinledim. Bir taraftan da o rolümün kostümlerini çıkardım. Rolünün mü? Hı hı. Ha? Ha? Niye rol yaptın kız anneye sen? Gör bakayım sen. Gör bakayım sen. Sen rol mü yaptın anneye? Ay seni salak seni. Ah. Salak seni. Gör kız. Rol mü yaptın sen anneye? Salak. Ay, baba. Ya bu bize rol yapmış ya. Büyülü değilmiş bu ya. Gerçek, o kadarını biz de anladık herhalde değil mi? Niye yaptın kızım böyle bir şey ya? Yani yarım aklımızı da alacaktım ben. Hatta abininki çeyrek. Çeyrek. Baba ne yapalım? Yastığın altında her sabah muska bulursan, büyülü sucuk yiyip okunmuş su içersen sen de aynı şeyi yapardın. Okunmuş su içirmedim bir defa. Ya kızınız sevdiği birisiyle istediği zaman evlense, ömür boyu istediği birisiyle mutlu yaşası kötü mü olur? Ya hem beni sevdiğinizi söylüyorsunuz hem de hiç duygularımı anlamıyorsunuz. Tamam, ben okunmuş sucuk yapmayacağım. Sen de öyle entel kuntel mesaj verme, tamam mı Sıdıka? Karışma Safiye çocuğa ya, karışma. O fena kadın olacağına entel dantel olsun.